Abi yüz hoş geldin. Hoş bulduk Hasan'ım. Biraz zorlu oldu ama sonunda geldik. Valla ben de çok mutluyum sizlerle olmaktan. Ama tek bir isteğim var. Güzel bir yayın olsun. Açık açık seyircilerden de sorusu olan varsa iyi kötü hepsini soralım ki hani samimi bir yayın olduğunu herkes hissetsin diye. Ta Hollanda'dan valla sizler için yayına katıldım. O yüzden buradayız bakalım. Hollanda'daki hayatın nasıl abi? Önce onunla başlayayım. Hafiften başlayalım. İyi Abi misin? Keyfin şöyle, yerinde mi? her şey yolunda, her şey yolunda. Takım biraz kötü gidiyorduk ama geçen hafta kazandık. İnşallah pazar günü tekrar kazanırsak takım olarak gereğini yapacağımızı düşünüyorum bundan sonra. Hollanda'da ev bulamamıştık, onu da geçen hafta bulduk. Geçen gün bulduk. İnşallah 3 aydır otelde kalıyoruz. Önümüzdeki hafta da evimize geçeceğiz. Yani her şey yolunda, mutluyuz, huzurluyuz. Çocuklar okula başladı burada. Orada Yeni mı arkadaşları. okuyorlar? Orada mı Tabii okuyorlar? tabii. Çok Tabii iyi. burada okuyorlar. International School'da. Yani iyiyiz. Keyfimiz yerinde, Allah bozmasın. Abi valla ben hani senin kariyerini düşünüyorum. Hani o yaşta belki de hani birçok futbolcunun hayalini kurabileceği bir teklifi aldığını düşünüyorum yani. Evet, Hollanda gibi bir doğru. ülkede çoluğunla çocuğunla ailenle yaşayabilmek için herhalde yani dünyanın en huzurlu 3-4 ülkesinden biridir. Aynen öyle, haklısın. Yani aslında şöyle, benim için hani güzel oldu. Kariyerime, kişiliğime, oyunculuğuma inanan çok güzel bir teklif geldi. Açıkçası ben de bu teklifi çok çok seve seve kabul ettim. Çünkü biliyorsun ki Hollanda futbolu dünyada bir ekol. Bazı şeylere futboldan sonrasına adımlar atmak istiyorsan ben burada atmak istedim. Brezilya gibi aynı Hollanda futbolda ekol. Burada öğrenmeye, burada hocalık olarak, burada başlayıp hem dil olarak tamamen perfect bir İngilizce yapmak istedim. Yani hepsinin zamanı var tabii ama şu anda 2 sene oyuncu olarak buradayım. Oyuncu olarak da bir şeyler öğreniyorum. Hocalığıma da çok şey, yani hocalığa başlarsam da çok şey, çok artı şeylerle başlayacağımı düşünüyorum. O yüzden seve seve kabul ettim. Ama çok da güzel bir teklif geldi. Ama gönül isterdi ki başka şeyler de olsun, başka alternatifler de olsun. Belki de kendi ülkemden de olsun diye İster isterdim. miydin abi Tabii niye Türkiye'de böyle bir teklif bırakmayı? geliyor? Ama şöyle, tabii ki de isterdim ama şimdi bırakan arkadaşlarımı görüyorum. Hatta geçen senelerde bırakan arkadaşlarımı görüyorum. Onlar da bir kulübe mal olmuş, büyük isimler. Ama ben gerektikleri gibi veda yapamadıklarını, gerektikleri gibi kramponlarını asamadığını düşünüyorum açıkçası. Ben olsaydım ben de öyle olacaktım belki de. Ama hiçbir kırgınlığım, kızgınlığım, estağfurullah böyle bir şeyim asla yok. Ben hayatımda ne kazandıysam hep her şeyimi futboldan kazandım. İyisiyle, kötüsüyle, protestosuyla, ne bileyim, güzel tezahüratıyla. Her şeyine, herkesin başımın üzerinde yeri var. O yüzden futbola bizim küsme, kırılma gibi bir şeyimiz olamaz yani. Abi ben en başa dönmek istiyorum. Seninle ilgili hani en baştan start'a kadar gidelim. Start'ı anlattın. Şimdi ta en başa gelelim diyorum. Gelelim. En başta nereye Antalyaspor'da gelelim? futbola başladım. Baban da bir futbolcu. Tabii de babam da eski kaleciydi. Babam da Beşiktaş'ta kalecilik yaptı. Antalyaspor'da oynadı. Çeşitli takımlarda, Aydınspor'da, Balıkesirspor'da babam yani çok takımda oynadı. Ben de onun maçlarını izlemeye gidiyordum zaten. Babadan gelen de bir Beşiktaşlılığım vardı. Beşiktaş'ta büyüdük açıkçası. O çarşı grubu falan yani her ne kadar çok aramız şey olmasa da ben onları hasta bir şekilde büyüdüm tabii ki. Ama ben Beşiktaşlı olduğumu her zaman söyledim. Galatasaray'da da, Trabzon'da da, Fenerbahçe'de de herkes benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Ama gittiğim her kulüpte de herkes de biliyor ki aslan gibi gereğini yaptım. Formamın, aldığım paranın hep hakkını verdim. Antalyaspor'da başladım futbola. 7 yaşında, işte o zaman 9 yaşındakiler oynuyordu. Ben de 7 yaşında minik takımda başlamıştım. Ondan sonra 16 yaşında beni Antalyaspor küme düşünce çok ağlamıştım. Üngür üngür ağlamıştım o gün maçtaydım.
Ama tabii her şeyin bir hayırlısı varmış. Ben çok ağladım o gün. Sonra 16 yaşında takım ikinci lige düştü. Beni A takıma aldılar. Profesyonel imzamı attım o gün ilk defa. Her yerde bir hayır. Ya her yerde bir hayır varmış. Çok ağlamıştım ama demek ki benim için böylesi nasipmiş. Antalyaspor benim için çok ayrıdır. Benim doğup büyüdüğüm, ekmeğini yediğim, çok büyük paralar kazandırdığım, şampiyonluk yaşadığım ikincilikten. Ne kadar her ne kadar biraz işte gol atmışım Antalyaspor'a karşı çok sevinmişim falan. Sevgili Antalyalı taraftarlar biraz bana o yüzden kırgın ama ben Beşiktaş'a da gol attım sevindim. Trabzon'a da gol attım sevindim. Fener'e de attım sevindim. Eskişehir'e de attım sevindim. Yani o zaman sevinmeyecek olsaydım ben her attığım golde sevinmezdim. Çünkü çok takımda oynadım yani. Ama dediğim gibi Antalya'nın benim gönlümde, kalbimde yeri çok başkadır. Ailemin, eşimin ailesinin olduğu yer. Oradan başladık. Ondan sonrasında da Beşiktaş'a doğru giden bir yol vardı. Beşiktaş'a geldim. Beşiktaş taraftarısın da bir hani genç futbolcu için çok özel bir şey. Evet. Orada Yani neyi yanlış yaptığını düşünüyorsun? Neyi o günlere dönsen öyle. neyi değiştirirdin? Bir kere o günlere dönmek istemem. Onu söyleyeyim. Hani o günlere dönmek istemem. Şu anda 37 yaşındayım ve Allah'ıma şükürler olsun ki çok güzel bir durumda olduğumu düşünüyorum. Belki o günlere tekrar dönsem bu kadar güzel bir kariyer yapamamaktan korkarım. Çok açık söyleyeyim sana. O yüzden o günlere dönmek istemem Hasan. Ama o günlerle alakalı kendime öz eleştiri yaparsam 19 yaşında bir çocuk, eli ayağı düzgün, yakışıklı, işte İstanbul'a gelmiş, hayatında para görmemiş. Ya para görmemiş derken şunu söylemeye çalışıyorum. Çok büyük bir kontrata imza attım 19 yaşında. Yani benim arkadaşlarımın 10 katı, 15 katı bir şeye imza attım. Hatta çok enteresan anılarım da var onunla alakalı ama geldim İstanbul'a. İlk sene çok iyi geçti Tigana'yla. Her maçta oynadım. Her maçta ilk 11 oynadım hemen hemen. 43 maç oynadım hatırlıyorsam. Sonra Tigana'ya gittikten sonra ayağım kırıldı son maçta. Stres kırığı olmuştum o zaman da. Ondan sonra Ertuğrul Hoca geldi. Bir türlü Ertuğrul Hoca'yla anlaşamadık. Yapamadım yani. O zaman da çok gençtim. Kimseyi dinlemiyordum. Futbolu aslında Beşiktaş dedim ama yani futbolu aslında birazcık çok önemsemiyordum yani. Şu andaki genç kardeşlerime de kızamıyorum o yüzden bazı dalgalanmalarını gördüğüm zaman. Ben ne zamanki Trabzonspor'a gittim o zaman kendime geldim açıkçası. Kafama dank etti. Ama Beşiktaş'tayken çok yanlış arkadaşlarım oldu. Çok çok yanlış arkadaşlarım Futbol oldu. dışında mı abi yanlış arkadaşlıklar? Efendim? Futbol dışından mı yanlış arkadaşlıkların oldu? Futbol dışından çok yanlış arkadaşlıklarım oldu. Futbol içinden çok yanlış arkadaşlıklarım oldu. Yanlış yönlendirildim. Yani hani şimdi futbolda abi diye tabir edilen bir şey var ya. Bizim zamanımızda yoktu öyle bir şey. Yani hani şimdiki abilerimize yanlış, o zamanki abilerimize ayıp olmasın ama biz de hani ben şu anda kardeşlerimin gözünün içine bakıyorum mesela. Ama o zaman öyle bir şey yoktu yani. Bizi yönlendirebilecek, elimizden tutabilecek öyle insanlar yoktu. O yüzden onları bir saniye çok öksürüyor. O yüzden onlara birazcık sistemim var. Şu anda mesela hayatımda gerçek dost diyebileceğim 4 belki 5 tane insan var. Keşke onlara o zamanlar o kadar yakın Geleceğiz. olabilseydim. Gerçek dostlarına birazdan geleceğiz abi. Geliriz, geliriz ya. Geliriz, gideriz. Geleceğiz de gerçek dostlara erken Ya gelmeyelim gelirsin. dedim. Erken gelmeyelim oralara. Yani çok çok hatalarım oldu. Kimseyi dinlemiyordum bir kere. Yani orada çok büyük hatam var. Kimseyi dinlemiyordum. Hep kafamın dikine gidiyordum. Ama Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Galatasaray, işte Trabzon, Bir arada bir Fenerbahçe mesela. Fenerbahçe var abi. Fenerbahçe'de de mesela bak şu çok enteresan. Normalde bir topçu dört büyüklerden düştüğü zaman başka bir dört büyükten bir takım bir daha onu almak isterken çekinir. Ulan bu adam yapamıyor İstanbul'da falan gibi düşünür. Sen Dördü üç bir abi. kere İstanbul'a döndün. Bir kere iki kere hatta Beşiktaş'a iki kere döndün. Trabzon'a da iki kere döndün. Evet. Ya Fenerbahçe ben kariyerin şöyle. hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe kariyerim çok kötüydü. Kendi hatalarımdan Orada bir golün de var mı abi?
Golün... Yok ya, ne golü? Sahaya çıkamadım ki orada. Orada sahaya az çıkabildim yani. Golüm yok. Golün olsa herhalde dördünde de gol atan tek adam sen mi olacaktın atabilseydin? Bilmiyorum herhalde. Belki Sergen Yalçın. Sergen Yalçın olabilir, olabilir evet. Olabilir ama şöyle. Fenerbahçe'deyken bir de Aragones'e ne yazık ki rastladım ben. Kendisi 75-80'li yaşlarda ve çok aksiydi. Ben de o zaman çok aksiyim yani. Çok gençim, aksiyim derken yani yanlış anlaşılmasını istemem. Yani genç aksiliği var, anladın mı? Kimseyi dinlemiyorsun, kendi bildiğini yapıyorsun falan. Fenerbahçe'de aslında daha çok kendi suçumdu. Beşiktaş'ta öyle diyemem. Çok fazla kendim üzerime alamam her şeyi. Orada ayrılışımda birçok insanın ismini verebilirim ama Fenerbahçe'de birazcık benim kendi hatamdı diyebilirim yani. Abi Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Eskişehir'i, Manisa'sı derken Trabzon'a gidiyorsun. Evet. Trabzon'da bir adamla tanışıyorsun. Aynen. Babayla. Abi babası. Her şey yani. Değişiyor. Hocam, ellerinden öpüyorum şey hocam burada. Şöyle orada şimdi Eskişehir'de beni gönderdi. Fenerbahçe beni Eskişehir'e gönderdi kiralık. Eskişehir'de beni gönderdi. Onlar da istemiyor. Neyse. Ondan sonra ben de evde oturuyorum Antalya'da. Şenol Hoca da Kore'den gelmiş. Tamam mı? Kore'den gelmiş Trabzonspor'a canlı veriyorlar Şenol Hoca'nın antrenmanını. Ben de Şenol Hoca'nın antrenmanını televizyondan izliyorum. Canlı çiçekler falan hocaya. Hoca mutlu falan Kore'den gelmiş. Efsane Trabzon sokakta. Neyse işte bitti. Abi telefon çalıyor benim 15 dakika sonra falan, yalan olmasın. Telefon çalıyor benim. Baktım Şenol Hoca. Ne yapıyorsun dedi sen. Dedim hocam nasılsınız, hoş geldiniz. Ben de dedim şimdi sizi izliyordum. Dedi bırak dedi şimdi sen dedi beni. Ben seni alacağım. Bu şekil dedi. Aksi mi konuştu abi telefonda? Şenol Hocam ilk zamanlar çok çok aksidir. Serttir ama mükemmel bir kalbi vardır. Ama seni tanıyıp senin insanlığından, kişiliğinden emin olduktan sonra hocam ömür boyu senin arkandadır. Yani öyle bir adamdır. Allah razı olsun. Ondan sonra bırak dedi sen şimdi beni. Ben dedi seni alacağım. Ben seni kimden alacağım dedi. Eskişehir'den mi alacağım, Fenerbahçe'den mi alacağım dedi. Çünkü Fenerbahçe'de bonservisi beni kiralık göndermiş Eskişehir'e. Eskişehir beni göndermiş. Takım yok. İsteyen yok. Hocam vallahi bilmiyorum dedim. Sonra menajerlerim falan filan işte bir şekilde çözdüler. Gökhan'ın al artık para falan filan. Trabzon'a gittik. Allah'a şükürler olsun ki iyi ki de gitmişiz. Abi şey ondan çok enteresan değil mi? Eskişehir Spor'un istemediği, ben bunu oynatmayacağım dediği bir adamı dört büyüklerden bir tanesinin hocası telefonla arayıp diyor ki neredeysen gel diyor yani. Hiç bu güveni aynen, sana hani öyle. Hani sana Şenol güveni hiç tabii. Trabzon'da oynamadan sana daha güvenmiş yani. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şenol Hoca'nın öyle bir ekibi vardı ki amili takım teknik direktörüyken. Ve kendisi gelip bizim maçları izlerdi. Amilli takımdayken. Yanlış anlama yani. Biz o zaman 14-15 yaşındaydık. 15-16 hatta. U16 maçlarını, U15 maçlarını kendisi gelemesi bile ekibi yani benden, Selçuk'tan, herkesten haberi vardı. Öyle bir ekibi vardı. O yüzden de işte onun meyvelerini direkt bize güvende aldı. Yani bu Şenol Hoca ya da işte Şenol Hoca ayarındaki hocaların insanlığı, karakteri, kişiliği, hocalıkları, ülkelerine verdiği değer, emekler bunlar ne tartışılacak ne de yoruma alınacak şeyler değil. O yüzden bu adamları başımızın üzerinde taşımalıyız. Yani isim olarak ayırt etmeden. Hepsinin çünkü ülkesine büyük hizmetleri olmuştur yani. Şenol Güneş'le bir uyum yakaladınız. Trabzon'da iyi bir çıkışa geçtin. Goller attın. Sonra bir sezon yaşadınız. Hani oralara çok girmek istemiyorum. Değişik bir sezon yaşadınız. Evet. 2010-2011. 2010-2011 yaşadınız. Evet. 2010-2011 sezonu Türk futboluna çok zarar verdi. Yani yazık oldu, günah oldu. Hala da zarar vermeye de devam ediyor. Görüyorum. Ben burada, o zaman ben Trabzonspor'daydım. Ben her zaman söyledim, bizim canımız yandı dedim o zaman. Şimdi o zaman Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Şimdi yaşananları görüyoruz. Bakıyorsun ki onların da canı yanmış yani. O yüzden ben olsam bu dönemde, ben olsam büyükler, gerçi bunu büyüklerimiz, gerek Trabzonspor'un büyükleri, gerek Fenerbahçe'nin büyükleri bunları
düşünüp yapabilecek aklı selim insanlar ama yani bu süreç Türk futboluna hem Trabzonspor'a hem Fenerbahçe'ye çok zarar verdi. Çok da vermeye devam ediyor. Artık bence bu konuyu kapatmak ondan lazım. Ondan çok girmek istemedim. Yani kimseye faydası yani, olan bir tartışma yani değil. Bunun artık yani bunun zarardan başka verdiği hiçbir şey yok insanlara. Camialara, başkanlara, yöneticilere, Türk futboluna, Türk Futbol Federasyonu'na. Yani bizi bence 10 sene geriye atan bir düzen, bir sistem oldu. Ben olsam iki camianın büyükleri olarak artık bu konuyu kapatıp sarılıp helalleşirim. Sen haklısın, ben haklısın. Yani ben o zaman Trabzonspor'da canı yanan bir oyuncu olarak bunu konuşuyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de onların canı yanmış olarak böyle konuşurlarsa eğer, beraber bir şekilde büyükler, daha büyüklerimiz onları bir araya getirip bu sulhü sağlarlarsa Türk futbolu biraz olsun nefes alır diye düşünüyorum. Yani benim amacım burada kimseyi yermek, kötülemek ya da övmek değil. Benim amacım Türk futbolu. Türk futbolu bu işten çok büyük zarar görmüştür. Bu işi de uzatarak hala da zarar görmeye devam edecekler. Yani. Başka da bir şey söyleyemem burada. O dönemle ilgili sana bir şey sormak istiyorum abi. Mesela o dönem olayın merkezinde Trabzonspor ve Fenerbahçe vardı. Fenerbahçeli futbolcular işte başkanları hapis yattı, yöneticiler hapis yattı. Avrupa'dan men edildiler. Ondan sonra hem ligde işte süper finalde son maça kadar götürdüler. Ertesi sene UEFA'da başarılı oldular. Ama mesela o Trabzonspor takımı yani 2010-2011'deki Trabzonspor takımı hem kadroyu tutamadı hem de kalan futbolcular bence sağ dışına çok yani Trabzonspor camiası sağ dışına daha fazla odaklandı ve o motivasyonu kaybetti. Mesela Fenerbahçe'nin sağ içinde verdiği reaksiyonu veremedi gibi gördüm ben dışarıdan bir Beşiktaşlı olarak. Sen nasıl haklı bakıyorsun oraya? Haklı olabilirsin ama ben ona öyle bakmıyorum. Bizim kadromuz dağıldı. Evet işte onu soracağım. Yani orayı da koruyamadı Trabzonspor maalesef. Şimdi onu koruyama o kadroyu kim koruyamadıysa ona sormak lazım. Kim yani oralarda bir hatası olan insanlar var diye düşünüyorum yani, ben. Tabii ki de var. Tabii ki de var. Yani sen şimdi bir tek Burak Yılmaz kaldı o kadroda. Ben sana söyleyeyim. Selçuk gitti. Jaja gitti. Umut gitti. Engin gitti. Daha söyleyeceğim. Egemen abi gitti. Daha çok söylerim. Şimdi aklıma gelmiyor. Teofilo gitti. Gitti oğlu gitti yani. Hep ilk 11 oyuncusu bu saydığım. Yattara gitti. Bunların her saydığım oyuncu Jaja gitti. Hepsi ilk 11 oyuncusu bunda. Yani bu saydığım oyuncuların hepsi ilk 11 oyuncusu. Tutulabilir miydi? Yani o ekibe bir motivasyon Tolga yüklenebilir abi, miydi? Yok Tolga abi gitmedi. O çok sonra 2013'te gidiyor. Peki tutulacak. Tutulabilir mi? Yani şunu söyleyeyim. Oradaki hani atmosferi yaşayan adam olarak sen. Ya arkadaşlar biz bir şey yaşadık. Gelin hep beraber oturalım. Kontratlar, sözleşmeler bir daha oturalım. Bir daha bir şey bir tekrar deneyelim. Tekrar buraları zorlayalım olur muydu? Kesinlikle olabilirdi. Kesinlikle tutulabilirdi. Kesinlikle tutulabilirdi. Futbolcu bakın şimdi diyoruz ya. Ben dört büyüklerde oynadım. Diyorum ki Beşiktaşlıyım. Ama çıktım Beşiktaş'a gol attım ve sevindim. Ve her maçta attım hemen hemen. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sen futbolcudan ya bu bizim evladımız gel Trabzon'da oyna. Bizim uşak, bizim evlat, bizim kardeşimiz, kardeşimiz neyse yani ne söylerse bilmiyorum. Ama böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Sen 3 veriyorsan 4 vereceksin. O adam kalacak orada yani. Şimdi bırakın. Şimdi bakıyorum herkese. İşte bir tane kardeşimiz kontrat uzatmıyor. Oynamıyor ama. Kontrat uzatmıyor diye çocuk oynamıyor mesela. İsim vermeyeceğim şimdi. Bu her büyük takımda, her Anadolu takımında oynayabilecek. Kontrat uzatmıyor diye oynamıyor. Bu çocuk 20-21 yaşında, 22 yaşında. Bu çocuğun anası babası yok mu? Ailesi yok mu? Kız arkadaşı yok mu? Eşi yok mu? Kardeşleri yok mu? Bu çocuğun bir bakmak zorunda olduğu bir hayatı yok mu? Gel sen 3'e oyna, 2'ye oyna. Niye 3'e 2'ye oynasın abi? Neden oynuyorsun yani? Sen 3 istiyor adam, 1 veriyorsun. Ver 2 adam kalsın. Ver iki adam kalsın. Ya da ne bileyim Trabzonspor'da o dönem eleştirme açısından söylemiyorum şu anda. Genelleme olarak söylüyorum. Futbolcu kalacak. Niye kalacak abi? Neden kalacak ya? Bunun bir ailesi yok mu? Bunun anası babası yok mu? Bunun bakmak zorunda olduğu bir insanlar yok mu? Arkadaşları yok mu? Yani böyle düşünmemek lazım. Her şeyi profesyonelce yaklaşıyorsunuz.
Futbolcu profesyonelce yaklaşınca onu çok sevdiğiniz gazetecilerle hemen basının önüne atıyorsunuz. Basınla birlikte taraftarın önüne atıyorsunuz. Çocuklar bir iki hata yaptı mı ıslıklattırıyorsunuz falan. Bunlar ayıp şeyler. Bıraksınlar bunları. Üç istiyorsa adam, hakkıysa, inanıyorsan üçü ver kalsın. Eğer adama üç vermeyip bir veriyorsan o adam gidiyorsa o adam hain değildir. Tamam mı? Bunları Hayır, bir net bir de şekilde söylüyorum. dediğin gibi abi çok haklısın. 3 istiyor mesela. 1 veriyorsun, inatlaşıyorsun, gidiyor. Gelene 5 veriyorsun. Yani hani sen Gelene 5 kulübüm veriyorsun. zarar Gelen değil etmesin de diyorsun. yabancı Kulüp oluyor. zarar Bir de gelen ediyor bir de yabancı. yani. Bir de yabancı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de Bir de yabancı kontenjandan geliyor. Senin sıkıntı yaşıyorsun. evladın senden 3 istiyor. Ya 3 derken 1 istiyor ha. 3 milyon euro olarak anlatmıyorum. Anladım, o Yani 3 orantı olarak söylüyorsun. parazi yani mesela veriyoruz. Çocuk senden senin evladın 1 istiyor. Sen ona vermiyorsun. Sen onu yakın olduğun gazetecilerle ondan sonra basınla birlikte taraftarın önüne atıyorsun. Çocuğu yollattırıyorsun. Ondan sonra çocuk hain oluyor gidince. Onun yerine bir adam oluyorsun, 5 veriyorsun, bir de yabancı statüsünde oynatıyorsun. Abi bu çocuklara da yani bizim evladımız denilen çocuklara da biraz verdiğiniz değeri de verdiğiniz kontratlarla da gösterin. Bu çocukların da gönlü yapın. Çünkü futbolcu adam ailesi zengin olandan futbolcu olmaz. Bunu unutmayın. Ailesi zengin olan adamdan dünyada bir tane örneği var zannediyorum Kaka. Bir de Weghorst var abi, Aile Beşiktaş'ın forveti. Babası ha o petrolcüymüş. öyleymiş. O, tamam o da o Hatta da sen var. büyük ihtimalle benzini full Weghorst'ların babadan alıyorsun Hollanda'da. Çok şey Helal olsun varmış. Vegos'ta aldığım benzinler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Futbolcu adam gariban adamdır. Garibanlıktan gelir. O yüzden de bakmak zorunda olduğu ailesi vardır. Unutmayın bu her futbolcu için geçerlidir. Her futbolcu ailesinde seçilmiş adamdır. Bütün sülaleye bakmak zorunda olan adamdır. Bunu unutmasınlar. Başkanlar, sportif direktörler, yöneticiler. O yüzden bu adamların da bakmak zorunda oldukları ailesi var. O yüzden öyle çocukları hain yapmasınlar. Abi Galatasaray dönemine geçeceğim de bir ara konu atayım. Hazır yerlerden çok bahsettik. Sen yabancı sınırıyla ilgili çok dayak yedin zamanında medyada. Ben geçen gün dedim ki yayında, Lucescu haklıymış. Bizim milli takım oyuncularımız sahada liderlik gösterebilen, sorumluluk alabilen adamlar değil. Bunun sebebi de bizim oyuncularımızın ya Avrupa'da yedek oyuncu olması ya da Türkiye'de çok böyle hani sağ bek, sol bek gibi hani böyle ya da kendi takımındaki 6. 7. alternatif gibi adamlar olması dedim. Şahsi fikrim bu. Hani katılmayabilirsin. Ama sen de zamanında demiştin ki bu yabancı işine çok takılıyor. Bence de sınır olmalı ve yerler oynamalı. Minvalinde bir açıklaman olmuştu diye hatırlıyorum. Arkasında mısın Valla açıklamalarının? bir kere ben her zaman arkasındayım açıklamamın. Bir kere çok ayıp. Bunu şu anda Hollanda'dan izliyorum. Çok ayıp. Herkesin konuştuğu 3 tane Türk kardeşim oynuyor, tamam mı? 3 tane. 3 tane Türk çocuğu bir yere sıkıştıramadılar ya. Bir eve sığdıramadılar. Bir kere bu yabancı kuralı değil kardeşim. Bu Türk kuralı. Tamam mı? Benim kendi ülkemde ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm. Benim kendi ülkemde Türk kuralı var. 3 tane oynayabilir diye. Tamam mı? Bu 3 tane ilk 11'de Türk oynama mecburiyeti yani. Hadi şimdi onlar bazı laf ebeliği yapan sevgili çok büyük insanlarımız var bizim orada. Hayır diyor yani iyi ise oynasın diyor falan. Şimdi 14 tane yani neyse yabancı ya 3 tane Türk kardeşimizi bizim 3 tane Türk kardeşimizi bir yere sığdıramadılar yani. Hiçbir yere sığdıramadılar ya. Bu ayıp değil mi ya? Her hoca maçtan sonra çıkıyor diyor ki efendime söyleyeyim ya sol bekimi değiştireceğim diyor mesela. Onu oradan almam lazım. Bunu buradan çıkartmam lazım. Çünkü Türk kuralı var. Ya kardeşim bunu da yapıver. Bunu da yapıver. Sen de teknik direktörsün. Maçtan önce bunu bir düşün. De ki yani bu böyle bir kuralımız var bizim de. Bu böyle olursa bunu ne yapayım? Bu böyle olursa bunu ne yapayım diye düşünüver bir zahmet. Sen de teknik direktörsün yani. Ama sevgili spor yazarları, sevgili yorumcular, hatta teknik direktörler 3 tane Türk oynayan ligimizde bu 3 tane Türk kardeşimizi bir yere sığdıramadılar. Her maçtan sonra Türk konuşulur mu ya? Yabancı kuralı. Türk oynuyor. Sürekli Kerem Aktürkoğlu'nu takip ediyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu yerden yere vurmalar. Yok Kerem
Türklük kuralı olmasaydı Kerem 90 dakika sahada kalır mıydı? Ya da Yunus Akgün ya da Necip, vefakar Necip'im benim. Bu nasıl iş ya? Nasıl yani? Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu siz biz bitiriyoruz biz benim insanım bitiriyor Kerem'i. Her maçtan sonra Kerem artık kendine gelsin. Kerem hocaya baskı, Okan abiye baskılar her maçtan sonra. Kerem Türklük kuralı olmasaydı oynar mıydı? Yunus oynar mıydı? Şu oynar mıydı? Ama bir kişi yani şimdi neyse bir şey de çok fazla söylemiyorum kardeşim. Daha fazla Türk oynamalı. Daha fazla Türk oynamalı. Türk milli takımı için daha fazla Türk oynamalı. Şimdi Türk milli takımı çıkan ilk 11'e bak. Kim oynayan takımlarında ilk 11 oynayan kim var? Kerem var. Çocuğu da bitirmeye için herkes yumruk atıyor çocuğa. Çocuk korunmaya çalışıyor. Kerem vardı. Başka Türk ilk 11 oynayan var mı ya? A milli takımımızın santraforu bizim. Serdar Dursun. Değil mi? Serdar Dursun Yedek. kardeşim. Oynamıyor ki takımında çocuk. Niye Ferdi oynamıyor? ve Uğurcan var bir de abi ekstradan 11 Hani oynayanlar. kaleciyi sayma. Kaleciyi sayma. Tamam. Kaleciyi sayma. Ferdi'yi de çok fazla şey olarak düşünmeyelim yani. Ferdi de tabii ki de kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bizim milli takımımızı seçmiş. Ama Allah sen razı olsun. Türkiye'den yetişmiyor'yu vurgulamaya Ha, çalıştın. bunu konuştuğumuz için onu söyledim Aynen. yani. Ferdi'yi saymıyorum derken yanlış anlaşılmak istemem. Şimdi hemen oradan bana vurmasın Yok, kovalayanlar. bizim chat öyle Ben asla bir şey yapmaz. yani bizden çıkan kardeşlerimi söylüyorum. Daha fazla Türk oynamalı. Yani şunu söyleyeceğim size. Bizim Türk futbol tarihimizin en büyük başarısı hangisi? Soruyorum sana. Türk UEFA futbol Kupası herhalde. tarihi. UEFA Kupası oldu. UEFA Kupası, Süper Kupa. Kaç yabancı oynuyordu kardeşim? 3, 3 3. buçuk. Değil mi? Hadi buçuklu. Ya her Buçuk maçta bile öyle yok mi? galiba. 3 orada. Maksimum 3 zaten. Capone, Popescu, Hagi galiba. Neyi konuşuyoruz ya? Niye böyle yabancı? Ne bu yabancı hayranlığımız ne ya bizim? Hadi şunu da boş verelim. Getiriyorsan bana Drogba'yı, getiriyorsan bana Snyder'i, getiriyorsan Atiba'yı, öyle adamları getiriyorsan bizimlerin de bir şey öğrenebileceği Icardi, Mertens, Alex de Souza, geliyorsa Roberto Carlos, bunlar Jaja, böyle adamlar geliyorsa Hamsik, başımın üzerinde yeri var abi. Ama sen yabancı kuralı var diye her hızlı koşanı gidip alıyorsan bu olmaz yani. Olmuyor da yani. Ben biliyorum bu yabancı kuralının neden istendiğini. Bak ben sana şöyle de bir örnek vereyim. Hani buradan açıldın bütün şeylerimiz. Burak Yılmaz'ı transfer edecek X bir takım. Burak Yılmaz'ın yani alacağı para bellidir. Burak Yılmaz'ın menajerinin alacağı para bellidir. Burak Yılmaz'ın bonservisi bellidir. Burak Yılmaz standart bir oyuncudur. Hırsızlık yapamazsın, çalamazsın Burak Yılmaz'ı. Anladın mı? Ama sen gidersen bilmem nereden bilmem ne oyuncusunu alırsan ne olduğu belli değil. Onu çala, onu anlatabilir, net bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum yani. Yabancı kuralının ne olduğunu net bir şekilde ifade etmişim. Ben Türk'üm. Peki abi kaç Türklerin daha olmalı? fazla Yarın olmalı. mesela federasyon başkanı seni arasa tavsiye kuralı olarak nasıl bir kural önerirsin? Abi 6 tane yaparım. Artısını Yabancıyı mı? martısını yap. Yabancı 6 tane yaparım. İster oynar, ister tribünde olur, ister yedek olur. 6 tane yaparım. Ona da ona ben bizim ekonomimizin futbol ekonomimizin şu anda mümkün olmadığını ben de biliyorum. Ama ona da bir standart koyarım. Sen de büyütmek istiyorsan ligini. Ona da böyle Drogba'lar, Snyder'ler, Icardi'ler, Mertens'ler, Hamsik'ler, Alex, Roberto Carlos, Muslera bunların hepsinin başımın üzerinde yeri var. Böyle oyuncular gelmesi için bir standart da koyarım. Anladın mı? Böyle Türk oyuncularıma daha fazla sarılırım. Onları yerden yere vurmam. Kerem Aktürkoğlu'nu, Yunus Akgün'ü, Abdülkadir Ömür'ü, Necip'i, Vefakar Necip'i. Ha, bu çocuklara yapılmaz. Ersin'e yapılmaz. Chat Rıdvan'a seni bunlara yapılmaz. çok acımasız buldu abi yabancılara karşı. Chat'teki şu an yorumları okuyorum. Ama tabii sen Vallahi işin içindesin. Biz kusura dışındayız. ya Farklı görüşler olabilir. kusura bakmasınlar. Bu saydığım yabancı isimlerin dışındaki yabancıların hepsine ben yalvarmışımdır. Maaşları yatmadığı zamanlarda antrenmanlara çıksınlar diye yalvarmışızdır. Yalakalık yapmışızdır bu adamlara. O yüzden öyle oradan konuşmak kolay. Ben bu hepsini yaşamış bir insan olarak konuşuyorum sizlerle. Siz kendi insanınızı sevmiyor musunuz ya?
Yani siz bir Yunus Akgün çıksın gol atsın istemiyor musunuz yani? Ne bileyim Kerem oynasın, Abdülkadir Ömür'ü yerden yere vuruyorlar. İstemiyor musunuz bu çocuk? Bu çocuk şampiyon yaptı Trabzon'u. Ersin ıslıklandı. Ersin şampiyon yapmadı mı? Ya nasıl? Ne, ya bu çocuklar yaptı ya. Yusuf Yazıcılar. Ne bileyim şimdi saymıyorum. Aklıma da gelmiyor şimdi böyle olunca. Yani bu çocuklar oynamasın. Abi bence oynamasın hani ya. Çocukları sevme noktasından ziyade yani öyle bir milli takım çıkarıyorsun ki mesela Rıdvan, yedek, işte Çağlar Söyüncü şu an takımında yedek, Ozan Kabak işte kaç tane kulüp evet değiştirdi. Yani özgüvenleri zedelenmiş ve sürekli yedek kalmış çocuklarla bir şey yapmaya çalışıyorsun ya. Ben biraz da bu yüzden başarısız olduğumu söylüyorum. Yani kendi takımlarında sürekli oynasalar gelişirler gibi geliyor bana. Ben yabancı sınırında hani ya işte insanımızı sevelim noktasından ziyade rasyonel de baksak oynamaları ama lazım peki, yani. Peki tamam rasyonel bakalım şimdi. Ben sana şimdi bir soru soracağım. Şimdi şu anda 3 tane Türk oynuyor değil mi? 3 tane Türk oynama zorunluluğu olduğu için oynuyor değil mi? Kaldırdın evet bunu, yabancıyı serbest yaptın. Oynarlar mı? Oynamazlar. Peki milli takım ne olacak o zaman? İşte o zaman hep yedek çocuklar oynuyor. O çocuklardan da bir şey beklemen acımasızca oluyor hayır, yani. Hayır şimdi konuşuyoruz ya. Hani çok seviyoruz ya. Çok sevgili abilerimiz böyle destek oluyor ya. Yorumcu abilerimiz çok iyi şeyi iyi biliyorlar ya. Şimdi ben sana soruyorum. 3 Türk oynaması garanti olmasa bu çocuklar oynar mı? Oynamazlar. Yani şey oynayacak yani. Mata oynamayacak. Yunus mu oynayacak? Mertens oynamayacak, Kerem mi oynayacak yani mesela? Mesela şimdi. Yani bu birbirimizi kandırmayalım. Peki abi bir futbol sever olarak izlerken yani taraftarın yerine de kendimizi koyalım diye diyorum. Adam mesela Mata'yı görmek istiyor, Yunus'u görmek istemiyor ve milli takımda umrunda o kadar da değil olamaz mı? Türkiye'de artık bir milli takım seyircisi de yok. Hani adam şunu diyor ya, Galatasaray iyi olsun, Mata olsun, Mertens olsun, Kerem'le Yunus olmasın. Galatasaray şampiyon olsun, Türk milli takımına ne olursa olsun diyen bir ciddi bir kitle oldu ya. Şimdi o adama da ya 6 tane yabancı getir, başka getirmeyi açıklayamazsın gibi geliyor. Yani adam der ki ya ben Galatasaraylıyım, ben umursamıyorum der yani. Bir takımda 10 tane, 11 tane Alex oynayamaz. Bir takımda 11 tane Mata oynayamaz. 11 tane Drogba da oynayamaz. 11 tane ne bileyim Egemen Korkmaz da oynayamaz bir takımda. Anladın mı? Her bu öyle bir takım yapmalısın ki başarılı olmak için. Her şeyden biraz olmalı. İyi de Galatasaray'a baktığın zaman Galatasaray'ın iki tane kreatif oyuncusu var. Birisi Kerem, birisi Yunus. Nasıl yani? İki tane adam geçen, dikini oynayan, beni heyecanlandıran onlar yani, açık söyleyeyim ben Galatasaray maçı izlerken. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon olarak bakmıyorum. Ben Türk olarak bakıyorum. Beni Trabzonspor'da Abdülkadir topu ayağına alınca ben heyecandan ölüyorum yani. Ne yapacak acaba şimdi diye. Ha, zaman zaman form düşüklükleri, performans düşüklükleri olacaktır. Hepimizde olduğu gibi. Ya da Beşiktaş'ta Necip oynadığı zaman 90 dakika kaptanlığı taktığı zaman ben çok mutlu oluyorum. Salih oynuyor, mutlu oluyorum. Kalede Ersin oynuyor, Rıdvan oynuyor. Ben çok mutlu oluyorum. Eğer böyle bakarsan, abi baktığın gözle alakalı bu iş. Tabii, sen diyorsun ya, bana alakalı ne, hep Mata'yı göreyim. Hep Mata'yı göreyim diyorsun. Sen öyle bakıyor. Ben de Yunus'la Kerem'i istiyorum. Tabii, farklı bakış onlar açısından, doğru söylüyorsun. Yani şimdi anlatabildim mi? Bu birazcık bizim tohumumuzdan gelen bir şey Hasan. Yani biz birazcık ülke olarak da hani kendi ayağımızdan şey yaparız ya. O biraz da ülkemizle alakalı canım kardeşim. Abi hazır böyle çok Yunus dedik, çok Kerem dedik. Trabzonspor'dan Galatasaray'a geçiyorsun. Değişik geçmedi bir geçişle geçiyorsun. Böyle Lokomotiv Moskova'ya gider gibi olup evet geliyorsun. Evet. Çok başarılı bir dönem geçiriyorsun. Galatasaray'la ilgili hani o kısımları yine anlatırsın da. Oralardan başlayıp en sonunda şunu soracağım. Burak Yılmaz Galatasaray'dan bir anda ayrıldı. Yani Galatasaray'da iyiydi, bir sorun yoktu. Sonra bir anda bir Ankara Spor maçına 3 tane Çinli adam geldi. Seninle ilgili evet açıklamalar yaptılar. Sonra bir anda adamlar seni aldı götürdü. Yani abi o şimdi ne oldu orada? Her şey çok iyiydi. Ben yani Galatasaray'da çok çok güzel günler geçirdim. Çok harika sezonlar geçirdim. İki tane şampiyonluk, gol krallıkları, süper kupa. En iyi dönemim bence bu arada. Şahsi fikrim en iyi dönemin. En iyi dönemim Lille dönemi de Fransa'da. Ama doğru aslında orada var evet.
Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray'da da çok iyiydi de şunu söylemeye çalışıyorum. Orada benim kontratım çok yüksekti. Tamam mı? Çok yüksek bir kontratım vardı. Çünkü hak etmiştik de sevgili Ünal Aysal da böyle bir kontrat yapmıştı bizimle. Ondan sonra işte bu kontratla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. İşte TL'ye dönmek istediler. TL'ye döndük. Biraz indirim yapılmak istendi. İndirim yaptık. Paramızı veremediler. Sayın Abdurrahim Albayrak aradı sana dedi bir sene para veremeyeceğim. Ne demek dedim ya ben seninle para mı konuşacağım? Ona da evet. Her şeye evet. Ama ne olursa olsun yetmedi. Yetmedi yani. Bir paradan dolayı o zamanki yine gazetecilerle bağlı olarak sürekli haber yapılmaya başlandı benim kontratımla alakalı. Bir de bir ufak bir sakatlığım olmuştu üst üste. Arka adede sakatlığım olmuştu. Ondan sonra taraftarımızla bir Sivas maçında bir hararet olmuştu. Ben de o zaman ayrılmayı kafaya koymuştum. Çünkü çok teklif vardı bana. Ben hep hayır demiştim. Şöyle oldu. West Ham United'a gidiyordum ben. Bleach. O zaman West Ham United'a gidecektim. Adamlar gelmişti. Four Seasons'ta kalıyorlardı. Çinliler de Çırağan Sarayı'nda kalıyorlardı. Sivas maçından sonra hatta gol attım falan. Çok da iyi oynamıştım sakatlıktan döndüğüm maç. Öyle taraftan. Şimdi menajerimi aradım. Dedim ki gidiyoruz dedim. Tamam West Ham United'ın teklifini kabul edip gideceğiz dedim. Artık olmuyor. Ben dedim maçtan çıktım. Direkt adamların oteline geliyorum. Orada buluşalım dedim. Menajerim de bana dedi ki ya dedi bu Çinliler geldi dedi. Bir aydır bekliyorlar. Çinli başkan dedi. Bir aydır bizi almaya çalışıyorlar. Ya futbol bu dedi. Ne olur ne olmaz. Bir dedi gidelim dedi. Teşekkür ederim. West Ham United'la gideceğimizi söyleyelim dedi. İyi dedim ben de. Neyse gittik. Oturduk başkanla falan filan. Başkan beni orada ikna etti. West Ham United'a gittim. Teşekkür ederim ben Çin'e gidiyordum diye. Oradan Çin'e gittik. Yani böyle oldu. Bir anda gelişti. Onun da bir söylemek istediğim onun da bir altyapısı vardı. Yine parayla alakalı. Yine kontratla alakalı. Yoksa hiçbir yerden ben performansla alakalı ayrılmadım. Hep parayla alakalı. İşte futbolda ne kadar ismim büyürse, ne kadar kariyerim büyürse o kadar göz önünde olup insanlara batan bir kişilik haline geliyorsun. Bu da doğru. O yüzden oradan ettiğim bir zarar vardı benim. Bu hem kariyerimden, hem attığım gollerden, hem kontratlarımdan dolayı. Ama Galatasaray'dan da ayrıldığıma Çin'e gitmiştim. Üzülerek gitmiştik ama çok şükür ki mutluyuz. Herkese para kazandılar. Çin'de gittiğin dönem inanılmaz bir furya vardı. Oscar falan da gitti Chelsea'den. Genç adamlar da gidiyordu. Herkes. Sonra o Çin projesinde Çin Federasyonu da herhalde bir takımlara hop bu kadar harcamayın gibi bir şey Evet. dedi. Sonra o Çin projesi dağıldı. Ne oradaki hayatın nasıldı? Oradaki futbol nasıldı? Oradaki Çin'deki futbolu yani düşük seviyeydi ya. Düşük seviyeydi. Yani çok düşük seviyeydi. Tabii ki de maddi olarak çok iyiydi. Hayat olarak çok fazla bir şey söyleyemem ama maddi olarak çok iyiydi. Deplasmanlar en yakın deplasman 4 saat uçaklaydı. O bizi bitirdi yani. 2 sene sonra da Trabzonspor'a döndüm zaten. Ama pişman mısın abi Çin'e gittiğin için de sen? Hayır. Yarın böyle bir teklif aynı anda Galatasaray'dayken gelse yine kabul eder yine giderim yani. Abi sana Mustafa Demirtaş'ın bir sorusu var. Çok sevdiğim bir Her zaman. yorumcudur. İlk yıllarında diyor, oyun çok maçını izledim. Cristiano Ronaldo'dan saç stili olarak bile çok etkilendiğini hissettiriyordu. Var mı böyle bir esinlenmesi diyor. Var. Esinlenmem değil ama benim için dünyadaki en iyi futbolcu Cristiano Ronaldo. Ve onu çok severim. Çok da karşılıklı oynadım. Çok da iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok da konuşmalarımız oldu. Bana formamızı da değiştirdi. Çok değerli bir Messi'nin oyuncu. önünde görüyor Yani musun Messi abi? de efendim. Messi'nin önünde görüyor musun Ronaldo'yu? Ya Messi'ye karşı da oynadım ben işte Fransa'da. Ama ben biraz daha Ronaldo'cuyum. Messi safi bir yetenek yani. Adam yetenekli olmuş ama ötekisi de makina. Çalışa 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 bu hale gelmiş. Ronaldo benim için tabii ki de çok çok özendiğim de olmuştur Ronaldo'ya. Çünkü dünyanın en iyi oyuncusu. Sadece ben değil. Milyonlarca kişi özenmiştir ona. Benim için dünyanın şu anda hala en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo. Biraz düşüştü ama bu aralar herhalde
Normal olacak abi. Bir tane gole ihtiyacı var. Onu attın mı gerisi geliyor. Sen merak Aynı etme. yaştasınız değil mi abi? Galiba aynı yaştasınız. Aynı yaştayız. Ben sana şunu sormak istiyorum abi. Sen çok net dürüst cevap veren bir adamsın. O yüzden sana net soracağım. Kendini Türk futbolunda 9 numaralar arasında ilk kaça koyarsın? Yani hiç senden böyle kalenderlik Çok falan beklemiyorum. Net konuşacağını düşünüyorum. ya net konuşurum ama çok büyük oyuncular da var. Yani çok çok büyük oyuncular var. Abi çok büyük oyuncular var. Ona girerim ama. İlk ona girerim. Çok kalenderlik yaptın. Yok ilk ona girerim ama abi çok büyük oyuncular var. Yani ben Bence 5'e standart girersin. 5'e zorlarsam girerim. Ama şimdi Zorlarsam şöyle girerim. 5. Belki Süper Lig'de onların attığı gol seni geçebilir ama sende hem Şampiyonlar Ligi var hem milli takımda çok gol var. Var. Bir de Hem şey Lille bir de var. ben Lille'ye geçtim. Buradayım şimdi. Ben daha az Türkiye'de oynamış olabilirim onlardan. Evet. Ama çok önemli değil ya. Güzel, çok güzel bir kariyerimiz oldu. 5'e girmişim, 10'a girmişim. Çok önemli değil ki artık ya. Yani şimdi ilk birinci kimse nerede? 10. kimse nerede? Yani öyle düşünmek lazım. Anladın mı? Futboldan sonrasında geçmişte ne yaptığın değil. Ondan sonra ne yapacağın önemli. Yoksa şimdi teknik direktör olacaksan en iyisini olman lazım. Sportif direktör olacaksan en iyisini olman lazım. Yani burada bir background oluyor sana futbolculuk ama hiçbir zaman sana futbolculuğundan dolayı hiç kimsenin bir iş vereceğini demeyeyim. O birazcık ağır bir şey olur ama öne alacağını düşünmüyorum. Senin her şeyin bilgin, her şeyin yaptığın fedakarlık, çalışmak. Bunlar yani yoksa 1'e girmişim, ilk 10'a girmişim. Artık benim için çok fazla önemi, değeri yok onların yani. Abi Çin maceran bitiyor. İkinci Trabzonspor maceran başlıyor. Evet. İkinci Orada ikinci Trabzon. Trabzonspor maceranda hem sakatlıklar çok oluyor. Hem çok yani başarılı bir takımda yer almıyorsun. Hem de üstüne taraftarla bir elektrik yaşıyorsun. O dönem nasıldı Abi senin o öyle için? olmadı. O öyle olmadı. Ben bir kere şunu söyleyeyim sana. 25 maç oynadım döndüğümde. 23 tane gol attım. Gol kralı oldu. Ben ikinci oldum çünkü o zaman çok sakatlanıyordum. Ama yine 25 maç oynadım. 23 tane gol attım. Gomis gol kralı oldu. Hatta çok da az, ondan çok daha az maç oynadım. Trabzon'da taraftarla hiçbir zaman sorunum olmadı benim. Hiçbir zaman. Hala da olacağını düşünmüyorum. Yani kim ne derse desin. Benim tepkim, Trabzonspor'da tepkim 2-3 kişiydi. Hayatım boyunca da onları affetmem. Hakkımı da helal etmem. 3 kişiydi tepkim. Hala da onlara tepkim. Benim taraftarla Trabzon. Benim Trabzon'u ne kadar çok sevdiğimi Trabzonlular çok iyi bilir. Ben hiçbir şeye de inanmam. Trabzonlular da beni çok sever. O 3 kişiyi de silerim, geçerim. Beni Trabzon'un kendisi seviyor. Beni Şenol Güneş seviyor. Yeterli. O yüzden beni Trabzon camiası, taraftarı çok sever. 3 kişi var benim hakkımı helal etmediğim. Onlar da Onları beni sana sevmez. sormayacağım. İstersen söyle. Ben gerek Ben duymadım de sormaya. onları sevmiyorum zaten. Bu açıklamamı görünce zaten o üçü üstüne anladım. Sen Ben de o üçünü sevmiyorum artık kral. Sen sevmiyorsan yayından sonra belki. senden alırım o üç ismini. Sevilmez zaten. Sevilmez. Sizi Abi sevmiyorum. düzgün Şimdiden olacak. söyleyeyim. Bu kanala asla çıkamayacaksınız. Düzgün adamlar her şeyi yüz yüze halleder. Öyle arkadan iş çevirme, yok şu bu, onları boş versin. Abi ondan Ya da sonra dayı. Söyle. Trabzon dönemin de bitiyor. Evet. Beşiktaş. Beşiktaş dönemin başlıyor. Beşiktaş Ağlayalım. taraftarıyla bu malum penaltı pozisyonundan dolayı, daha sonraki maçlardan dolayı, işte bir olimpiyatta bir sus işareti yapma olayın falan filan vesaire. Evet. Çok gerilimlisin. Hani çok nefret ilişki var. Ondan sonra o nefretin üstüne bir yandan da Beşiktaşlı olduğunu sürekli söylüyorsun. Yani Beşiktaş taraftarında bir nefret ilişkisi var. Sende de bir sevgi var yani Beşiktaşlıyım diyorsun. Sevildik abi. Sevdik abi yani. Onunla, biz sevilmek için sevmedik diye bir şey var ya. Sevinmek için sevmedik var. Bir de sevilmek için sevmedik var. Sen sevilmek için sevmeyenlerdensin. Biz sevilmek için sevmedik abi. Yani biz sevmek için sevmedik. Ya o pozisyonu sormayacağım sana. Yıllar üstünden geçti Ya belki. istersen sor baba ya. İstersen sor. Hiç önemli değil. Yani Tamamen geçmiş Eskude'nin gitmiş. hatası. Şahsi fikrim bu Eskide arada. ya. O Eskide ne dokunuyorsun biz orada? Eskide bana orada vurmuş. Ya o Eskude orada. utanmalı. Ya ayağa çarpmış Eskide'nin. Ama pozisyon dışarıda. Hakem penaltı vermiş. Tamam mı?
Ama bana Escudero'nun bir müdahalesi %100 var. Hala söylüyorum. Çünkü Escudero düşüyor benim arkamdan. Bana vurmasa düşer mi adam? O da bana vuruyor ama dışarıda pozisyon. Sonra izledik. O da Var sevgili olsa var diyemeyeceğim. Bülent olsa şu an Yıldırım'ın sevgili diyemeyeceğim dedim. var Onu da ol var soracağım olsa biz sana. evet ona sevgili demeyeceğim Onu daha sonra yerinde. Beşiktaş döneminle ilgili onu da soracağım. Bülent Yıldırım'ı da Evet, soracağım. Bülent Yıldırım'ın hatasıydı. Orada işte Beşiktaş'la başlayan sıkıntımız oldu. Sonra da Beşiktaş'a transfer olduk işte. Beşiktaş'a geldin abi. Bir tepkiler vardı. Gelmesini istemiyoruzlar vardı. Ondan sonra bir Bursaspor maçın var. Golü atıyorsun. Tribünlere sarılıyorsun. Benim bak tüylerim diken diken oldu bahsederken. Ben gelmeni çok istiyordum ikinci sefer. Allah biliyor. Çok yani gönlüme göre oldu. O golü atıp taraftara gittiğin anı hiç unutmuyorum. Yani hala tüylerim diken diken oluyor. Senin adına çok mutlu olmuşum. Yani hani şu hikaye şöyle bitsin istemedim. Yani ben Beşiktaşlıyım diyen bir adamın ölene kadar bir camia tarafından sevilmemesiyle bitsin istemedim. Hikaye çok güzel oldu orada yani. O Bursaspor maçındaki hikaye çok güzel Bak oldu. nasıl oldu biliyor musun? Şimdi Akhisar maçı oynadık. Daha da hazır değilim bu arada. Hiç hazır değilim. Şenol Hoca beni ilk 11'e koydu. Akhisar maçı oynuyoruz. Taraftar beni yuhluyor, ıslıklıyor falan. Yani bizim taraftarımız. Yuh falan dışarı falan. Akhisar'da maç. Sonra ben çıktım 60'ta mı 70'te mi ne çıktım. Çünkü hazır değilim. Sonra içeride Erzurum maçı var. Ama hala hazır değilim ben. Hiç hazır değilim. 2 ay idman yapmamışım. Trabzon'da kadro dışı kaldım. Hoca yine beni ilk 11'e koydu. 0-0 gidiyor maç. Bitti. 60'ta beni çıkarttı. Islık, küfür, kıyamet. Dışarı işte falan hırsız Burak falan yine yıkılıyor. Sonra ben cezalı oldum o maçta. Antalya'ya gitti takım. 6 tane attık. Antalya'ya. 6'ydı değil mi? 4 mü 6 mı? 4 Kagawa'nın iki gol galiba. attığı maç mıydı abi? O Ha. mu? Öyle Altı. yazsınlardı Öyle. be. Garip, bende Neyse. karıştı her şey. Ondan sonra döndük bir şeye, Bursa'ya. Ama çocuklar da beni çok seviyor takım arkadaşlarım. Allah razı olsun. Hala da çok severler. Hep de görüşürüm. Sonra Bursa maçına çıkıyoruz. Çocuklar hep tedirgin. Tamam mı? İşte ısınmaya çıkacağız. Şey geldi bizim full dedi taraftar. Isınmada full. Şimdi 45 bin kişi. Yine biz fırça bize taraftar. Baktım bizim çocukların hepsinin suratı düşük böyle hepsi morali buraya hepsi geliyor bana sarılıyor. Dedim ki oğlum beni ıslıklıyorlar. Beni yokluyorlar. Bana küfür ediyorlar. Biz dedim etkilenmeyin. Yani biz dedim maçı kazanacağız. Biz Bursa maçını kazanacağız. Ben zaten ben dedim buna göğüs gererim. Ben böyle oynarım. Ben hayatım boyunca böyle oynadım. Siz dedim bunu şey yapmayın. Gökhan, Caner atıyor falan. Vida. Hepsi sarılıyor bana. Lütfen canınız koyuyor. Dedim ben iyiyim ya falan. Neyse yine çıktık. Hırsız Burak diye bağırıyor bütün tribün. 10 kişiyi birden taraftar çağırdı. Oley oley yapıyorlar. Ben yokum tabii. Gitti. Abi birden bütün tribün benim ismimi bağırmaya başladı. Isınmada. Yani ilk asıl o zaman beni bağrına bastı taraftar. Abi ben bir ağlıyorum. Belli de etmiyorum. Isınıyorum da. Ya baktım bizim çocukların da gözleri doluyor. Caner'ler, Gökhan'lar, Vida falan, Atibalar. Tribün hepsi dört tribünde beni çağırdı. Hepsi alkışladı falan. Yemin ederim içeriye girdim dedim ki Allah'ım kurban olayım bana bugün dedim bir tane gol nasip edin. Başka bir şey istemiyorum senden. Benim dedim taraftar bağrına da basmış. Abi çıktık 2 tane de gol attım 2-0 yendik o gün. Her şey döndü yani. Az daha şampiyon oluyorduk işte sağ olsun. Sevgili demediğimiz insanlar bizi de bitirdi. Abi o maç ilk 37 dakika Beşiktaş'ın faul yok. 37. dakika atak kesiliyor. Ya berbat bir maç. Maç sonu Gökhan Gönül'ün buradaki formalardan bir tane Bülent Yıldırım'a verin açıklaması var. Ondan sonra senin o maçla ilgili sana söylemek istediğim tek bir şey var. Uzunca yıllar Galatasaray'da futbolculuk da yaptın. Hani Galatasaray taraftarı da seni seviyor. Chat'te bakıyorum hep güzel yorumlar Sağ yapıyorlar olsun. sana. Yani bu mesele Galatasaray meselesi değil. Orada bir hakemin meselesi. Tabii canım ya. Bir Orada orada bir hatta yani fotoğraf vardı. Senin de o dönem aranın iyi olmadığı, işte Fatih Terim sen yerdesin, sakatsın. İşte o da başında gülümser bir gülüyor. vaziyette ama hani büyük Evet. ihtimal senin sakatlığına gülmüyor. Asla öyle bir şey söylemek istemiyorum ama fotoğraf acı bir fotoğraf. O fotoğrafı daha sonra gördüğün zaman ne hissettin? Ya şimdi bak büyük ihtimal senin sakatlığına gülmüyor mu? Gülmüyor Onu mu? bence. Tamam o zaman onu yorumlamak için o zaman
foul değil diye gülüyor orada. Orada bir foul yapılıyor bana. Bir de donk benim kafama vuruyor ayağıyla. Orada herhalde foul değil diye kendini yere atıyor diye gülüyordur diye düşünüyor Fatih Hoca. Yoksa o zaman abi, o zaman şöyle bir durum var. Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul, Başakşehir yarışıyoruz. Biz Galatasaray'ı yenersek Galatasaray'ın önüne geçiyoruz orada. Aslında şampiyonluk maçı o. Yani biz biliyoruz yani, ya biz olacağız ya Galatasaray, biz yenersek biz olacağız. Kesin. Galatasaray yenerse, ya ben dedim ki maçtan önce kim yenerse o şampiyon olur. Şampiyonluk maçıydı zaten. O yüzden de sinirlerin gerildiği, ne bileyim, tamamen kazanmaya odaklı, kazanmak için her şeyin mübah olduğu bir maçtı. Yani o zamanlar o gülmüş, bu ağlamış falan, ben bunlara artık bakmıyorum ya. O zaman biz ne o sonuca bak, realite nedir? Beşiktaş o gün kaybetmiştir, Galatasaray şampiyon olmuştur. O yüzden fotoğrafların falan, ama ne yazık ki kalıyor, kalıcı, seneler sonra bile bir şeyler ifade ediyor insanlara. O doğru bir şey, güzel bir şey. Ama ben öyle bir görüntü verir miydim? Vermezdim. Ondan sonra... Hele ki kader birliği yaptım. Hele ki... inanılmaz başarılarınız var Şampiyonlar Ligi'nde. Kader yolculuğu yaptım. Milli takımlarda... Milli takımlarda şeyler yaşadım. Efendime söyleyeyim. Şampiyonlar Ligleri, şunlar bunlar da yapmazdım. Ama dediğim gibi senin de o maçta maçın verdiği şeyle... Olabilir. Anlık orada bir şey gibi geldi bana. Art niyeti aramamak lazım. Yoksa arayacak olsak neler buluruz yani. Abi sonra Beşiktaş'tan ayrılışında senin demeçlerin var. Bir kırgınlığım yok. Kendim istedim ayrılmayı. Bir meblağ bırakıyorsun. Hatta bunlar konuşulacak şeyler değil de. Bence mesela kırgınlığın vardı. Ve bence kal deseler kalırdın. Bence bir kırgınlığın da vardı. Kal deseler de kalırdın. Orada sana karşı bir şey oldu. Biz onu bir Beşiktaş'ı 24 saat Twitter'dan okuyan biri olarak onu anlamadım. Yani orada sana ne oldu? Yani orada niye Burak Yılmaz sezon bile bitmeden... Yani tanıdığımız Burak Yılmaz mücadeleden kopan bir adam değil. Onu anlatmaya çalışıyorum ve sezon bitmeden ayrıldın. Diyorsun ya Beşiktaş'ı 24 saat Twitter'dan takip eden bir adam. Evet. Şimdi Beşiktaş'ı 24 saat Twitter'dan takip eden bir adam mecburen gazetecilerin atmış olduğu tweetlerden Beşiktaş'ı takip edecektir, değil mi? Haksız mıyım? Yani o muhabirlerden okuyorum. Beşiktaş'ta sayın muhabirler, sevgili yorumcular, gazeteciler, hangi yöneticiye yakılsa, hangi yöneticinin nasıl ne yazılmasını istiyorsa da ona göre Beşiktaş'ı yönlendirip Twitter'da algı deniyor tabii buna. Son zamanlarda, son yıllardaki en güzel yapılan şey. Ona göre şey yapılıyor. Sen Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Yani şimdi Ersin'le alakalı Beşiktaş kulüp taraftarları ne düşünüyor? Değil mi? Twitter'dan takip ettikleri kadar biliyorlar olayı ve çocuğu o yüzden de ıslıklamıyorlar mı yani, bir hata yaptı diye. Neden? Çocuk işte kontrata imza atmıyor falan filan. Ama bu Beşiktaşlı yöneticilerin istediği şekilde çıkan şey. Gidin bir de Ersin'le konuşun bakalım. Bir sorun Ersin'e. Ersin de korkmadan bir anlatsın bakalım. Nasıl olacak? Benim kırgınlığım hiçbir zaman Beşiktaş'a değil. Biz Beşiktaş'ı sevdik dedim ya. Sevilmek için de sevmedik yani. Ya da Galatasaray'ı ben çok seviyorum. Diyorlar ki insanlar, yok Galatasaray'a şöyle yapmış, Beşiktaş'a şöyle yapmış, Fener'e böyle yapmıştır. Ya kardeşim, ben dördünde de oynamışım aslanlar gibi. Dördünde de aslanlar gibi hakkını vermişim. Senin o Fener meşhur hariç, şakalara biraz... konu olan bir sözün var, ondan bahsediyorsun herhalde. Beşiktaşlıyım, Trabzon'u öldürüp. Ben bunu Trabzonspor'dayken söyledim. Trabzon'dayken de kimse Beşiktaşlıyım diyemez yalnız, onu da söyleyeyim yani. O olmaz yani, o Trabzon'da olmaz o. Ama ben söyledim. Ben dedim Beşiktaşlıyım ama Trabzon için ölürüm dedim. Ölüyordum ben zaten. Beyin kanaması geçirdim. Selçuk İnan beni yetiştirdi hastaneye. Ölüyordum yoksa. Ölüyormuşum değil mi? Ben yalan konuşmadım ki. Ben dedim ki Galatasaray beni Trabzonspor beni Türk futboluna kazandırdı. Galatasaray'da Avrupa çapında bir oyuncu yaptı dedim. Abi yalan mı söyledim? Benim kimseye bir yalakalık, bir efendime söyleyeyim yaranma şeyim yok ki.
Allah razı olsun. Bütün dört büyüklerinde formasını giymişim. Fener'de bir tek hakkını verememişim. Geri oynadığım herkesle hakkını vermişim. O yüzden söylemek istediğim, benim Beşiktaş'a kırgınlığım yok. Olamaz. Ya da Galatasaray'a, ya da Fener'e, ya da Trabzonspor'a. Yok yani. Her zaman biz kişilere kırıldık. Kişilere kırılmışızdır. Yoksa camialara kırılmak haddimize değildir yani. Hiç kimsenin haddine değil. Ama ne yazık ki bazı büyük kurumlarda büyük mevkilere küçük insanlar geliyor. Onlarla da biz anlaşamıyoruz yani. Yoksa ya belki hep diyorum ki, ya diyorum acaba ben de bu mevkilere gelince ben de mi böyle yapacağım, Allah korusun. Allah dedim benden esirgesin o zaman bu mevkileri, bu konumları. Herhalde öyle bir şey yapmayacağımı düşünüyorum yani. Dediğim gibi büyük kurumlarda büyük mevkilere küçük insanların gelmesinden dolayı her zaman bizim yaşadığımız problemdir. Yoksa bir ki Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a, Fener'e, onlara küsme, kırılma haddimize değildir. Çünkü hayatımızda kazandığımız her şeyi onlar vermiş bize yani. O camialar, o taraftarlar, o aldıkları bilet, aldıkları formamız hep onlar kazandırdı bize. Allah hepsinden razı olsun yani. Abi Lille geçeceğim ama bir tane chatten alacağım, alayım soru dedim. Ana bir tane zor bir soru alıyorum. Israrla soruluyor. Galatasaray'da çalıştığın dönem, milli takımda çalıştığın dönem Fatih Terim hakkındaki düşüncelerin neler? Genel olarak. Bir spor adamı Fatih olarak da olabilir, kişisel ilişkiniz hakkında da olabilir. Sana bırakıyorum tamamen. Tabii ya Fatih Terim Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Herkesin saygı duyması gerektiği, herkesin ne olduğunu bildiği, en büyük başarıları Galatasaray'a kazandırmış Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Çok net yani. Bu, başka bir soru var. Yanlış anlamazsam bir şey söylemek istiyorum. Evet. Fatih Terim'in Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden birisi olduğunu yoldan geçen herhangi bir adam söyler. Sen de biraz kırgınlık seziyorum bu cümlende. Yok, kırgınlık değil ya. Bu abi hani çok başka bir şey var. Başka bir şey söylerdin gibi geliyor bana. Yok ya, ben benim için Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Benim için Türkiye'nin en büyük futbol adamlarından bir tanesi. Başka bir şey değil ya. Yani. Ben gayet net anladım, anlaşıldığını her düşünüyorum. Her zaman saygı duyulması gereken, sevilmesi gereken, dediğim gibi Galatasaray'a en büyük başarıları kazandırmış Türkiye'nin en büyük isimlerinden bir tanesi. Başka ben Galatasaray tarihinde bir numaralı efsane diyorum. Senin fikrin efendim? Nedir? Galatasaray tarihinin bir numaralı efsanesi diyorum ben. Tabii ki de yani. Tabii ki de yani. O yüzden daha ne söyleyeyim? Biraz daha övmemi isteyen bir soru var mı? Yok abi. Övmemi. Yok ya. Ben işin övgü kısmını biraz şey gibi gördüm yani, hani çok iyi övdüm. Ya herkes her şeyi biliyor. Yani geleceğim oralara, geleceğim. Oraya geleceğim. Milli takıma ayrı geleceğim. Gel. Şimdi İyi mi? Acaba soruyu soran tatmin oldu mu? Soruyu soran değil, bütün chat Fatih Terim diye yıkılıyordu ama bir daha milli takım işine gelince onlar bence o zaman tatmin olacaklar. Şimdi bir tane araya, sen Çin'de de yaşadın bilirsin, araya onlar bir tane bir şey yerler, damak tadı temizlensin diyor. Ne o, ibret bir şey yiyorlar ya. Şimdi, neydi o? Zencefil mi yiyorlar bir şey, zencefil turşusu mu yiyorlar, öyle bir şey yiyorlar. Ha, öyle bir şey ya, neydi ya bu? Ya rezalet bir tadı var onun. Neyse ondan evet. Bir tane atalım. Ama tabii rezalet bir şey atmıyoruz, çok tatlı bir şey atıyoruz. Lil dönemin. Yani sana göre senin kariyer zirven. Hakikaten inanılmaz bir sezon. İnanılmaz bir PSG'nin önünde şampiyonluk. Bence kaleciniz inanılmazdı. Sen acayip oynadın. Ben Maynan'ı benim en beğendiğim kalecilerden biri bu arada. Bence, kaç gol yedi o sene? İnanılmaz an, saçma sapan bir rakamda gol yedi o sene o adam. Abi o şu anda dünyanın en iyi ilk üçünde bence şu anda. Harika bir kaleci, harika bir kişilik. Allah yolunu açık etsin, daha iyi yerlere gelir inşallah. Yani senin çok çizgi film gibi bir Lyon maçın var. Yani çizgi film karakteri tabii. Gibi oynadığın bir Lyon maçı var. Evet, orada şampiyon olduk zaten. Yani orada devre arasında ben demiştim, iki
2-0'dı. 44, 43, 44'te frikikten attım. Dedim ki 2-1. Herkes işte bir gerginlik, bağırıyoruz, çağırıyoruz birbirimize. Sen şöyle. Ya dedim sakin olun. 2-1, 3-2 çevirirsek şampiyon oluruz. Çeviremezsek 4. bitiririz. Net, ona göre oynayalım. Ya çevireceğiz, şampiyon olacağız. Ya da dedim çeviremeyeceğiz, 4. bitiririz. Çünkü maç 2-0, şey, 2-1 giriyoruz devreye, 4.yüz. Çünkü herkes yeniyor. 4.lüğe düştük biz. Biz maça başlamadan lideriz. Anladın mı? Devre arası canlı oynanıyor ya. Paris galip, Monaco galip, Lyon galip. 3'ü birden üstümüze çıktı. Biz 4.yüz devre arası. Aha dedim işte bakın 4.yüz. Canlı bizim televizyon var orada. Yenersek dedim lider bitireceğiz. Ondan sonra şampiyon oluruz dedim. Sonra da şampiyon olduk abi. Yani yendik ve şampiyon olduk. Abi Türkiye harika. Buyur. Ya harikaydı ya. Çok iyiydi. Yani çok iyiydi. Benim kaderimde varmış şampiyonluk. O zaman öyle söylüyorum. Beşiktaş da şampiyon oldu çünkü kalsaydım Beşiktaş'ta da olacaktı. Gittim Lille'de de şampiyon olduk. Yani kaderimde varmış şampiyonluk. O yüzden çok mutluyum. Çok özel bir hikaye oldu benim kariyerimde. Ama yine de bir yanım eksik oldu yani. Neden eksik oldu? Ben bir sene boyunca orada tarih yazdım. Yani bir tane gazeteci arkadaşımız hep böyle gelmedi. Maçımıza gelmediler. Bizi orada enteresan bir tarih yazıyoruz. Bir ziyaret eden olmadı. O yüzden bir kırgınlığım olmuştu. Ama dediğim gibi benim için... Niye gelmediler abi? Abi yani bana özel bir şey değildir. Belki korona vardı, işte ne bileyim o dönemde şu vardı, bu vardı. Belki de inanmadılar şampiyon olacağımıza. Ama ben çok isterdim, çok beklerdim. Çünkü orada L'Ekip, M'Ekip benim her hafta baş sayfalarım. Yani L'Ekip'te de baş sayfa olmak çok kolay bir şey değildir yani. Avrupa'nın en önemli gazetesi. O yüzden bir kırgınlığım oldu bizim sevgili gazetecileri arkadaşlarımıza. Ama dediğim gibi benim için tarihi bir olaydır. Benim için değil, herkes tarihi bir kesinlikle olaydır. Öyle. Bence şöyle bir noktası hep atlanıyor. Fransa'da Türklere bakış çok iyi değil. Aynen öyle. Ve siz orada 3 Türk inanılmaz bir sevgi kazandınız. Özellikle senin bir antrenmana girişim var arabayla. Etrafta herkes Burak diye yıkıyor ortalığı. Evet. Yani çok ben 3 Türk'ün öyle bir ülkede öyle bir zafer kazanmasını inanılmaz buluyorum. Abi bu çok değerli bir şey. Hele ki Fransa gibi bir yerde çok çok değerli bir şey. Yani burada Fransa'ya asla saygısızlık yapamam. Bizi çok sevdiler. Çok değer verdiler. Hem beni hem ailemi. Allah hepsinden razı olsun. Yani beni el üstünde tuttular. Ama ondan önceki ilişkilerimize baktığımız zaman, ondan önceki Türk insanlarına bakışını gördüğümüz zaman aslında biz orada ne kadar büyük bir başarıyı yakaladığımızı şimdi daha iyi anlıyorum. O yüzden çok mutluyuz. Fransa'da artık bizim için zaten buraya da yakın 2 saat. Zaman zaman gidip arkadaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Tarihi bir olay ya. Sadece benim için değil. Benim kariyerim içinde, Lille tarihi içinde, Fransız futbol tarihi içinde çok önemli bir şeydi yani. Abi kulüp takımlarını tamamladım. Milli takımdaki zor kısma geldim ama daha zor bir sorum var sana. Son günlerde patladı bu. Eski bir takım arkadaşının iddiası. Yani bu soruyu da nasıl soracağım? Giray Kaçar'ın iddiası. Bu soruyu nasıl soracağımı inan bilmiyorum. Yani cümleyi toparlamaya çalışıyorum. Zamanında takım arkadaşın Teofilo'nun bir tartışma esnasında dolaba kilitlendiğini ve adamın korkup daha sonra Türkiye'den gittiğini söyledi. Yani Giray Kaçar'ın açıklaması. Dolaba kilitlediler adamı diyor. Kilitleyenleri söylemeyeceğim diyor. Birkaç kişilerdi diyor. Bir anda sinirlendiler ve dolaba kilitlediler diyor. Daha sonra adam inanılmaz korktu. Bu olayı aşamadı ve daha sonra Türkiye'yi terk etti. Sen böyle bir şey şahit oldun mu Trabzonspor'da? Ben böyle bir şeye şahit olsaydım da söylemezdim zaten. Soyunma odasında olan şeyleri burada söyleyecek değiliz yani.
Kirayla bir boş bulunmuş galiba. Bir YouTube kanalı gibi bir şeye bir açıklamada bulunmuş. Ben de tam Talihsizlik olmuş onun için yani. Soyunma odasında yaşanan şeyin böyle dışarıda, hele ki seneler sonra. Ben böyle bir şeye şahit olmadım. Ki Teofilo'yu da kimse dolaba kitleyemezdi yani. abi Teofilo koca da adam nasıl şeydi. dolaba kitlensin? Ben onu da anlamadım ki. Teofilo öyle dolaba kitlenecek bir adam değildi ama ne Hani olursa olsun. mesela hakikaten normal yetişkin bir insanı dolaba kitlemeye çalışsak kaç adam gerekir yani? Zor bir iş gibi geliyor bana yani. Fiziksel olarak da zor geliyor. Giray talihsiz bir açıklama yapmış. Boş bulunmuş. Zaten soyunma odasında olan soyunma odasında kalır. Dışarıya çıkmaz yani. Onu şanssızlığına denk gelmiş o. Abi milli takımla ilgili kolay soruyu önce soracağım. Kolay zoru bile zor senin için. Portekiz maçını bittikten sonra kafanda oynadın mı hiç? Yani o ana kafanda döndün mü? Yok. Yani kafamda oynamadım. O maçı kafasında oynaması gerekenler başkalarıydı. Başkasıydı. O Kimdi maçı ben abi? değil kafam. Çok net abi. Yani o yüzden isimlere girmeye gerek yok şu anda. Ben penaltı kaçırdım. Çok büyük tarihi bir penaltı kaçırdım. Belki Avrupa Dünya Kupası'nda olacaktık. Atsak ama çok sevdiğin Ronaldo Dünya Kupası'na gidemeyecekti abi. Kader sizi Vallahi öyle keşke ayıracaktı. o gidemeseydi ama bunlar da futbolun güzelliği ya Hasan. Yani bu da futbolun güzelliği. İnan yani bana. Mesela diyorlar ki taraftarın ıslığı da bu futbolun güzelliği. Anladın mı? Protesto da futbolun güzelliği. Penaltıyı kaçırmak da futbolun güzelliği. Yani hep iyi tarafından bakmayacaksın bu şey. Atsan Bunların bu bırakır şeyi de mıydın? tabii yine bırakacaktım. Ama Dünya Kupası'na gitsek bırak yani Dünya Kupası sonrası mı bırakırdın? Herkes biliyor ya. En yakınlarım biliyor zaten. Gidip yine de bırakacaktım. Seni Allah'tan iyi orada geliyor. Herkes. bıktıran şey o zaman başka bir şey oldu. Ya o yani o işlere çok fazla şu anda girmek istemiyorum. Hele ki Lüksemburg'la Foreya Adaları'na yenilmiş Ama bir abi sen takımız bu var. işlere girmezsen kim girecek? Milli takım tarihinde bu kadar golün var. Şu an Ama Kuz ve yani Hamit ne çok takım? tartışılıyor. Bence senin bir şey söylemen en doğru, en sağlıklı, senin içinde olduğun için bir yorum Ya yapman doğru olur. şimdi bak eleştirmek şu anda çok kolay. Şu anda destek olma zamanı. Anladın mı? Yani bu çocukların özgüveni gitmiş zaten. Hocanın özgüveni gitmiş. Ne bileyim işte basın tam harika istediği bir ortam olmuş şu anda basının, yorumcuların. Yani şu anda hani şey gibi hani herkes birazcık ısırıyor, koparıyor milli takımdaki şey fark etmiyor. Pozisyon fark etmiyor yani. Hem oyuncuların hem hocaların hem işte yöneticilerin. Onlar böyle yaralı bir şekilde yatıyor. Herkes geliyor birazcık akbaba gibi ısırıyor onlardan. O yüzden şu anda destek olacaksın. Eleştireceğiniz yer gelecek ama şu anda destek olma zamanı abi. Yani şu andaki olacak durum eğer sen ülkeni seviyorsan, milli takımını seviyorsan, ülke futboluna bir yardımın dokunmak gerekiyorsa böyle hep beraber aklı selim insanlar oturacaksın, düşünerek konuşacaksın, tartışacaksın. Neyi değiştirmek lazım? Neye devam etmek lazım? Uzun vadeli bir şekilde nasıl başarılı oluruz? Nasıl başarısız olamayız? Portekiz maçını da göz önüne alıp, anladın mı? Portekiz maçını da göz önüne alıp aslında ben sana cevabı söylüyorum. Portekiz maçında göz önüne alıp bu iş gider mi gitmez mi ne şekilde devam etmeli kimle ayrılmalı kiminle devam etmeliyiz diye hep beraber bir karar vermek lazım. Ama bu dönemde bu çocukların yanında olmak lazım. Bu dönemde milli takımımızdaki genç kardeşlerimizin yanında olmak lazım. Çünkü bunların desteğe ihtiyacı var. Yani Lüksemburg'u berabere kalındı. Foray Adaları'na yenildi. Çok talihsizlik yani yazık. Onların yerinde olmak istemezdim. Asla istemezdim. Ha onlarla olsaydım da öyle asla olmazdı. Onu da söyleyeyim yani. Asla öyle bir şey olmazdı yani. Ama yapacak da bir şey yok. Bu çocuklara destek olmak lazım. Hoca kalıyorsa destek olmak lazım. Çünkü yine A milli takımına bu oyuncular hoca kalıyorsa bu hoca bu ekip devam edecek. Yani bunları yerden yere vuraraktan bir şey kazanılmaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama her şeyi göz önüne alıp ona göre bir karar vermek lazım.
Anladım. Yani bir üst futbol aklı yapın. Ne bileyim, bilmiyorum yani. Ben de şu anda düşünmediğim için bilmiyorum. Yani üst futbol aklı olsun Türkiye'de. İşte bu ünlü, sevdiğimiz teknik direktörlerin, hatta her kesimden bir adam olsun. Bir tane en iyi hakemimiz olsun, bir tane en iyi teknik direktörümüz olsun, en iyi yorumcumuz olsun, en iyi gazetecimiz olsun, en iyi başkanımız olsun. Ne bileyim, en iyi oyuncumuz olsun. Hatta amil takımın kaptanı da o üst akıl futbolunda, yani futbol aklında olsun. Hepsinin ortamında bir karar verilsin diye düşünüyorum yani. Bu kararları bir kişiye, iki kişiye bırakmayın. Her sektörün en iyisini alın. Öyle bir yuvarlak masa yapın. Hep beraber oturun. Bir karar alın. En iyi eski futbolcu futbolu bırakmış bir abimiz olsun. Anlatabiliyor muyum? Bir tane ülkemizde oynayan en iyi yabancı oyuncuyu da alın gerekiyorsa. Yani böyle bir şeyle, böyle bir masa yapın yani. Böyle bir futbol aklı yapın demek istiyorum. Yoksa yani onu gönder, bunu al, bunu gönder, bunu al. Zaten hep denenmişlikleri tekrar denemenin fazla olduğu bir yer orası. O yüzden bence uzun vadeli, sağlam, akıllı planlar yapmak lazım. Biraz daha geriye döneceğim abi. Euro 2020 giderken tarihi jenerasyon yakaladık. İnanılmaz bir takımımız var. Bu takım çok acayip yerlere gelebilir. Hatta sadece bunu Türkler abartmıyor. Yabancı gazetelerde de turnuvanın sürpriz adayı Türkiye oluyordu hep. Gidildi ve sıfır çekildi. Evet. Bunu neye bağlıyorsun? Orada neyi yanlış yaptık? Yani Euro 2020'de senin de çok beğendiğin, sevdiğin Şenol Güneş'in Evet, hocalığında tamam. değerli oyuncular Ya var. Meriğinden Çağlar'ına, işte her Hakan Çalhanoğlu, sen, Cengiz. Yani Yok tabii. yetenekli de insanlar, yetenekli de futbolcular var. Neyi yapamadık yani? Kaldıramadık ya orayı. Kaldıramadık. Yani orayı neden kaldıramadık? Şöyle söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası görmüş iki tane futbolcumuz vardı orada. Ben ve Hakan. Pardon, bir de Ozan vardı. Üç futbolcumuz vardı. Geri hepsi yeni kardeşimizdi. O ortamda, o atmosferde belki yani o ortamı kaldıramadık. Burada hoca ve hocaya çok fazla bir şey bulmak istemiyorum. Bulamam çünkü hocanın iş aşkı başkadır yani. Çok çalışır. Yani hocayla Portekiz'e karşı oyna ya da git Azerbaycan'a karşı oyna. Hoca aynı ciddiyetle, aynı çalışkanlıkla devam eder işine yani. Onun için onun iş aşkı başkadır. O yüzden orada ona bir şey bulmak istemiyorum ama futbolcular olarak hem ben hem kardeşlerim. Ben de iyi kaptanlık yapamadım. Ben de iyi performans gösteremedim onlara. Oranın önemini, oranın büyüklüğünü kaldıramadık ya. Orayı yapamadık yani biz. Ne yazık. Abi bunu da kabul edeceksin ki gelişesin, değişesin. Yani hatanı kabul etmezsen ne değişirsin, ne gelişirsin. Ama biz orada o reaksiyonu gösteremedik. Yani bu bize fazla geldi. Takım arkadaşlarıma, bana biraz fazla geldi. Onu kaldıramadık. Birazcık biz şampiyon olduk. İşte çok üst düzeylerde oynayan Sen arkadaşlarımız vardı. senle ilgili Biraz sorun böyle. bence biraz çok yoğun. Lille çok yoğun bir sezonun ardından geldi. Belki seni mental olarak turnuvaya hazırlanmakta Yok öyle abi. zorlanmış olabilir misin? Bunlar bahane değil. Yok, bunlar bahane değil. Abi Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsun. Avrupa Şampiyonası'na bir kere gidersin, iki kere gidersin. Zaten her zaman gidemezsin. O yüzden öyle yok, mental yorgunluk falan filan bunların arkasına sığınamam yani. Çok üst düzeyde oynayan arkadaşlarımız vardı. Çok transfer haberleri çıktı. Çok havaya sokulduk. Biz çok gereksiz pohpohlandık. Final oynar bu takım. Şöyle oynar. Bilerek ya da bilmeyerek çok fazla pohpohlandık. Ne demek istediğimi anlıyorsun bence. Bu takım final oynar. Finalden aşağısı başarısızlıktır falan filan. Bunlar da tabii çok masum yazılar değildi o zamanlar. Biz bunları kaldıramadık. Ben kaptan olarak o zamanki her şeyi üstüme önce ben alırım. Ondan sonra da oyuncu arkadaşlarım da hatalarını kabul eder zaten. Ama onlardan da bir şeyler çıkarıp bir dersler alıp şimdi Euro 2024'te gereklerini yapacaklardır yani. Bir önceki turnuvaya gideyim abi. Yine çok değerli bir isim Fatih Terim'le çalışıyorsun. Bu sefer Türkiye'de herkesin internette Karam Tayfa olarak bildiği Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin de yanında. Turnuvaya gitmeye hak kazanıyoruz. Ama
Ondan sonra bir prim mevzusu başlıyor. Daha sonra teknik direktörünüzün sizle ilgili açıklamalar oluyor. Böyle üstü kapalı isminizi vermeden. 3 maça çıkıyoruz. Çek Cumhuriyeti'ni yeniyoruz. Diğer 2 maçta mağlup oluyoruz. Evimize dönüyoruz. Ama dönmez olaydık. Tartışmalar daha da alevleniyor. Ne oldu? Nedir bu prim meselesi? Ve kimse bu konu hakkında konuşmuyor. Arda Turan'da, sende, Fatih Hoca'da net bir şey veremiyor. Yani siz biliyorsunuza geliyor ama aslında kimse bir şey bilmiyor. Siz orada bence kendinizi izah ediyorsunuz. Ya bakın, bizim böyle 100 bin 200 binlik adam değiliz. Biz bu işin adamı değiliz. Biz böyle işler yapmadık, işte burada başka mevzular var demeye getiriyorsunuz ama Fatih Terim de kazandığı başarılardan ödedir. Medyada çok güçlü bir karakter. O da o konuşunca başka oluyor. Bir de o hali hazırda görevde, sizi kadroya almıyor daha sonra. Abi biz ne yaşadık? Yani Euro 2016'ya giderken, gittikten sonra turnuva sonu ne yaşadık da buralara geldik? Senden bunu bir şeffaf şekilde dinleyebilir miyiz? Tabii ki de dinleyebilirsin. Ama tabii ki de her şeyi en ince ayrıntısına kadar hala anlatamam. Ama çok net bir şekilde anlatırım. Olay şöyle oldu. Anlatayım şunu. Prim bu arada 150-200 bin euro değildi. 500 bin euro. 500 bin euroydu. Ve işte oynayanlar primi aldı. Ondan sonra ben de elemelerde 8 tane gol atmıştım yanılmıyorsam. Hani hemen hemen çoğunu atmıştım. Son maçta da oynamadım ama kadrodayım. Sakatım ama oradayım yani. Ne olur ne olmaz diye. Neyse uzatmayayım. Böyle Arda otobüste kafama vurdu. Dedi ki bana bir hediye alırsın Karam dedi. Alırım dedim ben de. Selçuk dedi ki oğlum dedi, o dedi prim almadı dedi, ona prim yatmadı dedi. Şimdi Arda da kaptan ve nasıl kaptan olduğunu da bilir herkes yani. Arkadaşlarının, kardeşlerinin, masörün, malzemecinin hakkını savunan bir kaptandır yani. Arda tabii delirdi yani. Nasıl olmasın, bütün golleri sen atmışsın vesaire vesaire. Dedim olmaz, sakın bu lafını falan yapma. Zaten o sırada bir şey var yani. Zaten Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti grubumuz var. Bir şey aranıyor zaten. Gruptan çıkamama olasılığına. Eğer bir çıkamazsa, bahane aranıyor. Yani suçlu aranıyor. İhale bırakılacak bir şeyler aranıyor. Sakın dedim ağzını açma. Ondan sonra nasıl bir şey yaşandı. Ondan sonra Arda ağzını dayanamadı. Siz dedi işte benim de prim almadığımı söyledi falan. Ondan sonra olaylar öyle başladı. Ama oradaki olay şu. Staff da prim almadı orada. Masör, malzemeci, doktor, fizyoterapist, efendime söyleyeyim işte onlar da almadı ki en çok hak eden insanlar onlardı. Allah razı olsun ki o zamanki futbolcu kardeşlerimiz güzel bir para toplandı primlerinden. Ben de ya hepimizden alınan bir şeydi. Onlara biz şey yapmıştık. Onlar almadığı için onların hakkını onlara biz kendi aramızda verince o birazcık olay olmuştu aslında. Bununla birlikte devam eden, çıkamayınca da gruptan bir prim furyası patladı gitti yani. Yani hiç ne para ne pul ağzımıza... Yani bu prim davasını kim basına ne şekilde verdiyse, kim haber yaptıysa, kim benim ağzımdan bir haber yaptıysa, hayatımda sadece onlara hakkımı helal etmiyorum. Öteki dünyada iki elim yakalarındadır kim ne yaptıysa. Primle alakalı. Prim almadım. Prim lafı yapmadım. Bak bunu çok açık söylüyorum. Prim almadım. Prim lafı yapmadım. Yapsam lal olayım ya. O kadar söylüyorum yani. Ben öyle bir adam asla yani. Ve orada bizim bolcu arkadaşlarımız olarak para toplayıp staffa almayan staffa prim dağıtmamız çok büyük problem olmuştu.
Onun akabinde gruptan da çıkamayınca işte yok Prim, yok Burak, yok Arda. Yazıklar olsun. Hala da hakkımı helal etmiyorum, helal etmeyeceğim. İki elim yakasındadır öteki dünyada. Kim haber yaptıysa, kim yalan haber verdiyse, aha doğrusunu ben söylüyorum. Bir kişi kim olduğunun önemi yok. Çıkıp bana cevap versin. Hayır bu böyle değil, böyle desin. Yüreği varsa çıksın cevap versin. Abi kadroya alınmadınız devamında. Türk milletinden özür Efendim? dile daha sonrasında kadroya alınmadınız. Türk milletinden özür dilesinler gibi bir şey yaşadın. Onu ilk okuduğunda, duyduğunda ne hissettin? Ben o zaman Çin'de oynuyordum. O zaman hüngür hüngür ağlamıştım ben. Çünkü Türk halkından özür dilensin gibi bir cümle kurulmuştu orada. Bir hafta 10 gün önce de bir darbe söz konusu olmuştu. Darbe olayı olmuştu. Zaten Çin'deydim, çok gergindim, çok mutsuzdum o darbe olayı. Daha böyle değil. Bir de o basın toplantısında işte halktan özür dilesinler gibi bir şey olunca zaten hüngür hüngür ağlamıştım. O zaman kırılmıştım. O zaman benim içimde bir şeyler ölmüştü yani. Sonra Sonra da sonrasında tekrar bir alınıyorsunuz. Sonrasında geri dönüyorsunuz. Ama sonra bir bu geldi. gerginlik var yine. Yine böyle bir sıkıntılar var. Bir Yok, işte gerginlik yedek falan yok. kulübesinde güldüler, gülmediler işleri var. Bunlar abi o ne ya? Bu ufak şeyler bunlar ya. Milli takımın olduğu yerde böyle gülme, gülmeme, prim, para, pul ya bunları yazık ya. Bunları haber yapmaya utanırım ben ya. Ya bir kişi çıksın benimle, en yetkili çıksın benimle canlı yayında tartışsın, konuşsun yani. Yüreği varsa hatta en yetkiliyle ben olayım, bütün gazeteciler de yanımızda olsun. Ya da ben olayım, Arda olsun, Selçuk olsun, ha hiç fark etmez yani. Birimiz olsun, en yetkili de birisi olsun yanımızda yani. Onunla tartışalım yani. Kim doğru, kim yalan söylüyor, onları konuşalım. Ama tabii ki o zamanlar ben medyada, abi futbolcunun ne gücü olacak? Burak Yılmaz'ın ne gücü var ya? Burak Yılmaz'ın gücü sahada oynadığı oyundur, attığı goldür. Başka bir gücü olamaz. Yok seni evinden aldırırım, seni yatağından aldırırım, sana şunu yaparım. Veya yok böyle bir şey değil. Daha başım. O yüzden ben medyada tabii ki de güçlü değilim yani. Medyada güçlü olanlar başkaları. Tabii ki de onların istediği gibi yazılacaktı yani. Nasıl yazacak? Burak Yılmaz'ın istediği gibi mi yazacak? Gazeteci tanımaz. Onunla bilmez ki bir şey yani. Sen bak bizim seninle bir ilişkimiz var. Bak ben senin yayınına geldim. Niye geldim? Benim senden ben seni sevdiğim için. Ben seni izleyerek, gülerek burada zaman geçiriyorum. Buradayım şu anda. Ama başkalarıyla ilişkileri farklı olduğu için her zaman onların istediği gibi yazılacak tabii. Burak Yılmaz prim kavgası yaptı diyecekler. Ne oldu? Gruptan çıkamadık. Haydi bırak şimdi gruptan çıkmayı, çıkmamayı. Burak'a yüklen. Primciler vay efendi ya boş verin. Bunlar ufak şeyler. Ben hala o yüzden hakkımı helal etmiyorum hiç Peki kimseye. abi, gelelim en kritik soruya. Bunca Çok net zorluk, cevap verdin mi ben? bence Çok çok iyi net cevap verdin konuştun. mi? Yani Hatta ben cevap sana bir söyleyeyim soru. mi? Çete bir yandan baktım, dediler ki yıllardır bilmiyorduk da öğrendik. Şu son anlattığım bu işte Bak. prim aldın mı dedi Canım. Arda bana, almadım dedim, Selçuk dedi ki böyle böyle. Yemin ederim ilk kez burada duyduk diyorlar ve hani benim kanalımda bunları söylemenden dolayı sana çok teşekkür Her şeyi ederim. Beni söylerim. çok mutlu ettin. Her şeyi söylerim ve şunu da söylüyorum. Bakın, beni az çok tanıyorsunuzdur. En yetkili kimse ya da en büyük isim kimse onunla alakalı burada tartışmaya hazırım. Bütün gazetecilerin etrafında. O yüzden bunu ilerleyen futbolu bıraktığım zaman isimli isimli, ayrıntılı ayrıntılı da anlatacağım. O zaman da o korudukları, o sevdikleri, o adamları oldukları isimleri bakalım o zamanlar nasıl bir tepki verecekler. O zaman Kanalımızın göreceğiz bakalım. kapıları sana her zaman açık kral. Seni her zaman Eyvallah, eyvallah. ağırlarız. Sağ olsun. Ama esas soruma daha gelmedim. Abi, bu kadar zorluklar aşıldı. Bu kadar fitneler, dedikodular aşıldı da Karam tayfaya ondan sonra ne oldu? Sen, Selçuk, Arda, yani eski dostluklar gecenin en karanlık anı gibidir. Böyle o zaman parlarlar, o Evet. gecenin en karanlık anındaki yıldızlar gibidir.
öyle bir karanlık an mı bekleniyor yine bu ekip yan yana gelmek için? Ya şöyle söyleyeyim sana, bu ekip nasıl yan yana gelecek ki? Ben Hollanda'dayım, Arda İstanbul'da, Selçuk hocalık yapmaya çalışıyor şu anda, inşallah lisansını almaya çalışıyor. Arda hocalık yapmaya çalışıyor. Ben Hollanda'dayım ama bu şimdi şöyle bir şey, yani bedenen yan yana olmamıza gerek yok ki. Yani şimdi diyelim ki öyle bir şey yok ama diyelim ki Arda bana küstü ya da diyelim ki küstü diye, öyle bir şey yok ha, öyle bir böyle lügatımızda küstü değiller diye arkadaşlar. Yok. Öylesine söyledi, küstü değiller. Onu diyelim ha, de hayır, buradan. Öyle, bir kere öyle bir lügatımızda öyle bir kelime yok zaten. Her zaman birbirimizin için iyiliği isteriz. Her zaman. Ondan hiçbir şüphem yok. Her zaman kötü günümüz olursa birbirimizin yanında oluruz. İyi günlerde de iyi gün dostları çok oluyor ya. İyi günlerde herhalde biraz birbirimizden uzak durmaya çalışıyoruz bu aralar. İyi gün dostlarını seçmek için. Ama kötü günlerde biz her zaman beraberiz. Ama iyi günlerimizde artık birbirimizden uzak duruyoruz ki iyi günlerimizde yanımızda olanların artık gerçek dost olmadığını rahat görelim diye. Ama uzaktan da olsa gönüllerimizin her zaman beraber olduğunu biliyorum. Futbolu bırak da abi. Buradan bir iyi bir dileklerini göndermek ister misin? Arda Turan da futbolu bıraktı. Abi Arda Turan'a da Selçuk İnan'a da ne olurlarsa olsunlar en iyisi olacaklarına eminim. Yani teknik direktör olacaklarsa da göreceksiniz en iyisini yapacaklar. Sportif direktör olacaklarsa en iyisini yapacaklar. Yorumcu olacaklarsa en babasını yapacaklar. Yani ben onların ne olacaksa da en iyisi olacaklarına eminim. Gönlüm de her zaman onlarla beraber. Her zaman onların iyiliğini isterim. Onlar da benim iyiliğimi ister. Yani böyle konuşuyoruz da biz bugün konuştuk yani telefonda. Böyle yani insanların bir böyle bir algısı oldu karamsar. Abi yan yana göremeyince oldu. Yanlış anlama hani. Ama sonuçta yan yana insanlar yan hani insanlar sizi Instagram'dan tanıyor. Hani özel hayatlarınızı bilmediği için hani yan yana gelmeyince yani insanların yana, içinde yana, korku İstanbul, oldu. İstanbul'a bir küslük mü var diye. İstanbul'a gelince yan yana da geliriz ya. İstanbul'a gelince yan yana da geliriz. Dediğim gibi onlar ne yaparlarsa en iyisini yaparlar. İlle bedenen yan yana olmaya gerek yokmuş. Kalben, ruhen her zaman beraberiz zaten. Karam Tayfa'ya hiçbir şey olmaz. İnsanlar bunun kafasına takmasın yani. Karam Tayfa 10 sene sonra da Karam Tayfa olur. 20 sene sonra da olur. Allah sağlık versin yani. Abi seni 1,5 saattir ağırlıyorum. 1 saat dememe rağmen 1,5 oldu. Eyvallah. Sen bana küseceksin diye korkuyorum. Yok. Seni gerçekten çok seviyorum. Bunu eyvallah, hani canlı gönülden söyleyeyim. Bugün beni çok mutlu ettin. Eyvallah. Ben de seni çok seviyorum. Seni tanımadan zaten sana tanışmamızda da mesaj atan benim. Onu evet. Söyle yani. Yani şimdi orada ilk adımı şey Burak yani. Yılmaz attı. Evet, ben seni ilk izlemiştim bir tane videoda, çok gül ölmüştü o zaman, sana yazdım seni tebrik ederim kardeşim diye. Sonra oradan bir samimiyetimiz başladı. Yani sen hem futbol yorumluyorsun, hem Beşiktaş yorumluyorsun, hem de mizah katıyorsun. Hatta yorumladığın o diziler, onlara da çok bayılıyorum. Bu işi biraz da mizahsen olması gerekiyor. Ona da katıyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Hayatı böyle çok fazla ciddiye almamak lazım senin yaptığın gibi. Çok fazla takılmamak lazım ama ben Hollanda'dayım, gurbetteyim ama sizleri izleyerek çok mutlu oluyorum. İnsanlardan istediğim bizleri tanımaları, bizlerin gerçek yaşadıklarını, yaşantılarını, Burak Yılmaz'ın gerçekte ne olduğunu bilmelerini isterdim. Aslında bu saatten sonra da bilmelerini istemiyorum. Çünkü iş işten geçti. Ama herkese de hakkım helaldir. Çok güzel bir futbol kariyerim oldu. Olmaya da devam ediyor. İnsanlar her zaman kapım açık, sana olduğu gibi. Bir isteği, bir arzusu olan her zaman başımızın üzerinde. Abi son soruyu, size de teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ederiz. Son soruyu kişisel olarak soruyorum. Sor. 1-2 sene sonra Allah nasip ederse evlenmeyi düşünüyorum. Nikah şahidim olmanı çok istiyorum. Yani sözüm sözdür yani. Bak kaç milyon kişinin içinde. Hani bak bu kadar binlerin önünde senden söz almış olayım. Eyvallah, sözüm sözdür. Sözüm. Bu arada formanı da yolladım, bak gümrüğe takılmış. Onu da abi onu yolladım. Tamamen gümrüğüne yani Burak Yılmaz formamızı yolladı, buradan açıklayalım onu.
Ama gümrükte kaldı yani, İstanbul Havaalanı'nda duruyor forma. Arkadaki formaları görüyorum da. Maalesef koyamadık. Olabilir. Yılmaz 17 gelmedi. Gümrük. Buradan gümrük idaresine seslenelim. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğiniz. Abi ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Tamam. Çok seviyorum seni. İyi ki varsın. Bugün beni çok mutlu ettin. Eyvallah canım. Nikah şahitliği sözünü de aldım. Seni çok seviyorum. Eyvallah. Chat de seni çok seviyor. Kalpler yağıyor sana şu an. İnanılmaz kalp yağıyor. Cansınız baba. Allah'a emanet. Çok seviyoruz seni. İyi geceler kral. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.